Arkadaşlar merhaba, ben Yunus Emre. Kaydede Her Şeylerin bu bölümünde doğru fotoğrafçılığı konuşacağız. Fotoğrafçılığa yeni başlamış olsun, fotoğrafçılıkta belli bir seviyeye gelmiş olsun yahut fotoğrafçılığı işe dönüştürmüş olsun. Hatta bu işin okulunu okuyor olsun. Birçoklarının sürekli ama sürekli duyduğu bir terim var. Kural. Peki neydi bu kurallar? Benim de sık sık fotoğraf okuma çalışmalarında tekrar ettiğim bir ifade aslında bu. Tabii ben mümkün olduğunca bu ifadeleri kural olarak değil de otoriteler tarafından kabul edilen yahut uygulandığı takdirde fotoğrafa estetik açıdan daha güçlü bir anlam katkısı sunan destekleyici eylemler olarak nitelendirmeye çalışıyorum. Fotoğrafın daha anlamlı, daha kuvvetli olması için yapmamız gereken aslında tek bir şey vardı. Yine bu esnaf abimizi altın noktalarımızdan birine yerleştirebilirdik ve farklı enstantaneler, farklı aksiyonlar bekleyebilirdik. Sanıyorum ki o zaman daha güçlü bir anlatım olurdu. Teknik yönden tabii ki. Ancak sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaşan fotoğraf severler olsun, benim çeşitli mecralarda tanıştığım fotoğraf merakları yapmış olduğum muhabbetlerde olsun, bu konuda yanlış bir algının olduğunu tecrübe ettim. En pahalı makinelerden birine sahip olmanın yahut takipçi sayısının kendisini fotoğrafçılıkta otorite sanmasına sebep olan bir çevrem vardı yakın zamana kadar. Birbirini taklit eden bu ikili takmıştı kafayı 3'te 1'e, düşük perde hızına, ufuk çizgisine. Üstelik savundukları kelam da kendi cümleleri, kendi ifadeleri değildi. Şeyhlerinin fetvalarından aldıkları ezber ifadelerdi bunlar. Ancak arkadaşlar unutmayın, matbaa icat edeli uzun yıllar oldu. Şimdi gelin matbaa demişken, fotoğrafçılıktaki bu kural koşumuna farklı bir pencereden bakalım. Aslında öncelikli konu şu, fotoğrafı nasıl tanımlıyorsunuz? Bana göre fotoğraf bir sanattır ve matbaa ile işi yoktur. Yani tekrarı yahut takdiri mümkün değildir. Çünkü sanatın ruhuna aykırıdır. Sanat özgürlük, sanat özgürlüktür. Kalıp içine sokmak, çerçeveye hapsetmek, sınırlarını belirlemek mümkün değildir. Fotoğrafı sanat yapan en önemli etkisi bana göre bir ana ait olmasıdır. Geçip giden ve geri dönüşü olmayan bir zamanı belgelemesi, ölümsüzleştirmesidir. Bir, hikaye anlatmasıdır. Hikayenin izleyiciye geçmesi yeterlidir. Fazlasını isteyerek sanatçıya gereksiz ithamlarda bulunmak, yok efendim flu çıkmış, renk dengesi yok, kontrastı kaçmış, kesim yerleri yanlış, ufuk çizgisi yamuk, ışık yanlış konumlandırılmış gibi bahaneler aslında güneşi balçıkla sıvamaktır. Şunu demek istiyorum. İyi fotoğraf kaygınızı eğer bu kurallar yaratıyorsa ve hepsini tek bir karede uygulamaya çalışıyorsanız en önemli kavramı kaçırmanıza neden olabilir bu kasıntı haliniz. Hikayeyi aramak yerine vizörden size sunulan değerleri, size dikte edilen skalayı uydurmaya çalışırsanız teknik anlamda başarılı bir fotoğraf elde edebilirsiniz. Teknik yönden tabii ki ancak. Şimdi şu yanlış anlaşılmasın. Kural olarak nitelendirilen uygulamalara TÜKAKA demiyorum. Bu uygulamalar olmadan da hikaye anlatımı, gücü kuvvetli fotoğraflar elde edebiliriz diyorum. Şimdi yıllar öncesinden günümüze kadar çekilmiş olan bazı fotoğrafları hep birlikte izleyelim, görelim. Sanıyorum ki son sözü bu fotoğraflar söyleyeceklerdir.
fotoğraflarda da göreceğiniz üzere hissin, etkinin izleyicide bıraktığı tat çok daha önemlidir. Kompozisyon değil, ışık değil, kadraj değil. Doğru fotoğraf, iyi fotoğraf yahut adına ne derseniz deyin. Bu ancak fotoğrafın izleyiciye geçmesiyle mümkündür. İşte bu sebepledir ki fotoğrafın kitabı yazılamaz. Bir de tabii doğru fotoğraf ile makine ilişkisi üzerinde duranlar var. İşte az önce bahsettim. En iyi fotoğrafı en iyi makine çeker algısı. Bazı sorular alıyorum. Hangi fotoğraf makinesini almalıyım? Bu makine işimi görür mü? İşte falanca makinenin yeni modeli çıkacakmış, onu beklemeli miyim diye. Bizler fotoğrafı bir sanat olarak görsek de üretici firmaların düşüncesi kapitalist bakış açısından başkası değil esasında. Her sınıfa, her bütçeye ve her beklentiye ayrı ayrı ve yeni yeni modeller çıkartıyorlar biliyorsunuz. Tanıtım filmlerinde aklımızı başımızdan alan görseller sunuyorlar. Bir profesyonelin, ama unutmayın, gerçek anlamda bir profesyonelin ulaşabileceği görsellerle boyuyorlar gözlerimizi. Mutfakta tekrar tekrar üstünden geçilmiş makine kusurlarının harici yazılımlarla düzeltildiği görseller bunlar. Tüketici bu filmlerden etkilenip aldığı makinesini tecrübe ettiğinde ise büyük bir hüsrana uğruyor. Neden? Çünkü fotoğrafı önce göz görür, sonra makine çeker. Elbette yeni nesil fotoğraf makineleri fotoğrafçılıkta çok önemli bir yer kaplıyorlar. Buna itiraz etmiyorum zaten. Pek çok konuda kullanıcının işini kolaylaştırıyorlar. Ürettikleri ham görüntülerdeki veriler çok fazla, çok hızlılar yahut çok dayanıklılar. Süperler abi, ama unutmayın, makineler bir senarist değiller. Toparlayacak olursak, doğru fotoğraf ancak ve ancak izleyiciye geçmesiyle mümkündür. Bu geçiş kadrajın içindeki hissin, özün, duygunun, yani genel ifadeyle hikayenin izleyiciye transferiyle mümkün olacak. Fotoğrafınıza bakan bir yabancı yahut bir meraklı, acaba bu fotoğraf hangi makineyle çekilmiş yahut teknik anlamda tüm kuralların başarılı bir şekilde uygulandı, enfes bir kare şeklinde değerlendirme yapmayacaktır. Eğer çalışmanız o yabancıya bir hikaye anlatıyorsa doğru fotoğrafı yakalamışsınız demektir.